İki takımın rakamları böyle. Bu sezonki 25 maçta oluşan rakamlar Trabzonspor bu yönde. Daha kısır Trabzonspor ama topla daha fazla oynuyor. Başarılı pas olayında. Ama diğer genel olarak kafa kafaya giden bir istatistik. Ama burada Abdullah Avcı'dan evvel, Abdullah Avcı'dan sonra var hocam. Tabii. İlk 8 bu maçla. Bu istatistikte Abdullah Avcı'dan evvel de var. İstatistiğe nasıl tesir ediyor? İşte anca bu kadar değiştirebildi hocam. Uğraştı uğraştı yani. Bu kadar değiştirebildi. Peki. Hamdi hocam attı mı? Hamdi hocam iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Bütün hocalarıma selamlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi Fenerbahçe maçı bitti. Artık önümüzdeki haftanın Trabzonspor Fenerbahçe maçı konuşulmaya başlayacak. Bu önümüzdeki pazar gününe kadar bu karşılaşmaya ilişkin düşünceler, değerlendirmeler, paylaşımlar, polemikler olacak. Bir yandan biz hani az önce iki takımın ilk 25 maçtaki performanslarını rakamlara döktük ama bir yandan da saha içindeki gerçekler var. Bugünkü maçtan sonra sizin değerlendirmeniz gelecek haftaya yönelik nasıl olacak? Bir de bilginiz var mı bu şeylerle ilgili hocam? Trabzon'da nedir durum? Covid vakaları ile ilgili oyuncuların. Onu da bir toparlayabilirsek seviniriz. En son sorudan başlayayım sevgili Ender. Evet. Herhalde Hüseyin ile Marlon haricinde diğer bütün oyuncular dönüşü yapacaklar. Evet. Yani COVID süreleri doluyor. Diğerleri yasal olarak negatife dönseler bile belli bir süre zarfında kalacak oldukları için Hüseyin ile Marlon haricindekiler dönüş yapacaklar. Yani çok fazla bir eksik kalmıyor gibi bir görüntü var. Yani Trabzon'da tabii ki bu hafta oynayacak maç için çok fazla bir polemik, çok fazla bir farklı bir düşünce yok. Yani şu an Trabzonspor o kadar çok sahaya odaklanmış, o kadar çok saha içerisinde motive olmuş ki yani bu hem taraftar bazında hem oyuncu bazında yani bence çok sakin ve çok dengeli giden bir gidişat var. Tabii bugünkü Fenerbahçe maçı haftaya bu tempoda olacağını ben düşünmüyorum. Evet, bugünkü Fenerbahçe bakıldığı zaman Trabzonspor'u çok rahatlatan bir gelecek hafta düşüncesi olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü bu kadar geniş kadro muhakkak farklı bir oyun üretmesi gerekiyor. Evet, bugün bu tempodaki, bu yavaş tempodaki oyuna Türkiye Lig'deki de bence Süper Lig'de her takım çok kolay cevap verebilecek bir görüntüydü. O yüzden ben bugünü tamamen burada bırakmak gerektiğini ben düşünüyorum Fenerbahçe adına. Trabzonspor'un da bu maçı düşünmesi ve yorumlaması adına. Tabii Trabzonspor'da iyi giden bakıldığı zaman her hafta birazcık daha farklılaşan, bir daha güçlenen bir Reha Hoca'nın söyleminde daha güçlenen bir oyun var. Belirleyici bir oyun var. Yani o yüzden bu Trabzonspor benim için çok büyük bir artı olduğunu düşünüyorum. Özellikle orta saha oyunu çok güçlendi Trabzonspor'da. Hem oyuncu anlamında orada rekabet ve oyuna değer katma anlamında, hem oradaki oyuncuların doğru oynama anlamında bence Trabzonspor'un en güçlü yanı olduğunu ben düşünüyorum. Savunma zaten Abdullah Hoca'nın o dörtlü savunmayı çok fazla bence pozisyon olarak değiştirmiyor. Yani takımın en büyük artılarından bir tanesi de bu olduğunu düşünüyorum. Yani rakibi Fenerbahçe'yi düşündüğümüz zaman belki iki stoperle tamamen defans oyuncular gibi görülüyor. Diğer oyuncuları çok fazla defansif olarak sayamıyoruz ama Trabzonspor'da o dörtlü defans önlerinde de Berat'ını koyarsak Flavio'nun da oradaki fiziksel oyunu orada bir güç oluşturuyor. Yani rakibin orta sahadaki etkini oyunu bozabilecek bir güç dengesi var orada. Yani o yüzden benim için tabii ki şu anki performansa bakıldığı zaman Trabzonspor'u bir adım daha öne koyabiliriz. Fakat Trabzonspor'da son haftalarda özellikle oyun denk veya oyun disiplinini bozan bir ileride bir üçlü var. Yani evet, şimdi ben bu üçlüyü oyun dengesi veya oyun disiplinini bozarken derken yeteneklerine saygısızlık yapmak istemiyorum ama gerçekten çok farklı oynamaya, hatta Abdullah Can'la ben çok memnun olmadığı bir Ekuban Canini oyunu var. Çünkü kendilerine bir oyun belirlediler. Çok fazla bireysel, çok fazla topa temaslı oynuyorlar. Orta saha bağlantısını çok kendilerinden uzak tutuyorlar. Hatta Bakasetas nasıl oynayacağını bile bu oyunculara göre bulamıyorlar. Ama ne olursa olsun bireysel yetenekli oyuncular, takıma her anlamda skor değiştirebilecek bir oyuncular. O dengeyi birazcık daha bence yaparlarsa Trabzonspor takım bütünlüğünde çok daha farklı olacağını ben düşünüyorum. Çok daha güçlü bir oyunu oynayacağını düşünüyorum. Çok keyifli bir oyun olacak. Yani Trabzonspor
Her ne olursa olsun Fenerbahçe maçını çok ciddiye alıyor. Bugünkü görüntü hiçbir zaman Trabzonspor'u Fatih Abdullah Hoca'nın futbol teknik direktör yapısında böyle bir takımın haftalık performansına bakarak çok fazla bir olumlu düşüneceğini ben düşünmüyorum. Çok zor bir oyun, çok keyifli bir oyun olacağını düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin bugünden de çok farklı bir özellikle oyun içerisinde kalacağını bekliyorum. Yani bunu oyuncu değişiklikleriyle yapar. Özellikle orta sahada Fenerbahçe çok farklı ve çok çabuk oynayan sert bir orta saha olursa bence pazar günümüzü çok kaliteli bir oyun bekleyecek olacak her iki takım adına. Çok teşekkürler Hamdi Hocam. Daha bu hafta çok konuşacağız. Önümüzdeki İnşallah. Haftada zaten merkezde siz olacaksınız. Evet, Trabzon'da arkadaşlarımızla, ekiplerimizle orada olup güzel bir o maçı nakletmeyi umut ediyoruz. Tekrar teşekkür edeyim. Şimdi kritik de şeyler de söyledi. Böyle bir Fenerbahçe olmaz. Trabzon-Fenerbahçe maçı çok daha farklı bir şekilde geçer. Trabzon iyi yolda, iyi sahada işte altta hocanın şeylerini, dokunuşlarını ama Ekuban Canini belki Bakeme'yi de katabiliriz. Biraz hocanın sisteminin, disiplininin dışında topa fazla dokunuyorlar, topa fazla topla haşır neşir oluyorlar demeyi de ihmal etmedi. Hani iyi giderken işler bir sıkıntıyı da vurguladı. Oyuncuların da, COVID'li oyuncuların da büyük kısmı ikisi hariç yetişiyor. Belki sol tarafta bir Kamil Ahmet, Serkan da yetiştiği için sağda Serkan düşünülebilir. Var mı eklemek isteyen bu bilgilerin üzerine? Gürcan var mı söyleyeceğim bir şey? Yok, bekleyeceğiz göreceğiz. Yani hafta içinde olan gelişmeleri ama iki takım için de zor maç. Tabii. Yani Fenerbahçe bugün kazansa Trabzon'a beraberlik iyi sonuç diye gidebilirdi. Öyle bir rakibe, öyle bir deplasman karşısına. Ama kazanmaktan başka çaresi yok. Öyle bir maça mı dönüştü Real Hocam? Abdullah Hoca'nın da kazanmaktan başka çaresi yok yani. Yani yenilen takım ciddi anlamda bir kırılganlık yaşar. Yani geriye yine tabii bir 14 hafta kalır ama mental anlamında ciddi sıkıntı yaşar. Tabii önümüzdeki daha, hafta yenilen yani, takım... Erol Hoca bir oyun bulamadı. Oyun bulamayan bir Fenerbahçe. Abdullah Avcı ile oyun bulan, oynadığı oyun sabır üzerine, pas üzerine, taktik disipline bağlı, bütün oyunculardan en üst seviyede verim alan saha içinde bir denge oluşturdu Abdullah Avcı. Hamdi Hoca söyledi onu. Ben de yazıda yazmıştım Trabzonspor Başakşehir maçında. Canini ile Ekuban yaptıkları Trabzonspor adına arkadaşlarına da saygısızlık. Yani Gürcan alıyorlar, 3-5 kişinin arasına giriyor, topu kaptırıyorlar, bir de koşmuyorlar geriye. Yani diğer oyuncuları da oyundan düşürüyorlar. Mutlaka bunu Abdullah Avcı da gözlemliyordur. Ama keyifli, günlük dinamiklerin maçın skoru belirleyeceği bir oyun olacağını evet düşünüyorum. Evet, Tolga müziği verdiğine göre reklam zamanı geldi demektir. Bir reklam arası daha verelim efendim. Reklamlardan sonra Bupenza bugün de attı. Biraz Bupenza'yı, biraz Avrupa'nın golcülerini konuşup oradan çünkü güzel Avrupa maçlarına da geçeceğiz. Ama önce bir özel reklamımız var.